Doğaltaş sektörü makine sanayi ile gücünü pekiştiriyor. Konya merkezli Efeşen Makina imzasını attığı verimli makinalarla gerek iç pazar gerekse dış pazar taleplerine yanıt veriyor. Doğaltaş sektöründe verimli bir iş gücü vaat ediyor. Dünyanın en önemli doğaltaş üreticilerinden Türkiye, maden tetkik arama verilerine göre 5 milyar metreküp rezerve sahip. Bu rakam dünya potansiyelinin %40'ına tekabül ediyor. Ülkemizde 80'in üzerinde değişik yapıda, 120'den fazla renk ve desende mermer rezervi olduğu biliniyor. İthal girdiye dayanmayan doğaltaş sektörünün gelişmesinde en önemli etken makina sanayi oluyor. Konya'da mermer makinaları imalatıyla adını duyuran Efeşen Makina, sektörün geleceğine duyduğu güvenle yaklaşık 20 yıl evvel üretime başlıyor. Konya'da 1979 yıllarında sanayide çırak olarak başladım. Kalfa, ustabaşı olarak 1997 yılına kadar sanayi sektöründe iki yerde hizmet verdim. 1997 yılında kendi iş yerimi kurdum. 2000 metre alanda 1450 metre kapalı bir iş yerinde yaklaşık 20 kişiye çalışan personelimle birlikte mermer makinesi olarak alın pahçılığa makinesi, köprü kesme makinesi, boy ebatlama makinesi ve silim makinesi kısım kısım dönem dönem üretmekteyiz. Asıl ürettiğimiz makine alın pahçılığa ve köprü kesme makinesini ve Konya'da ilk defa köprü kesme makinesini ben burada ürettim. 20 kişilik ekiple yıllık 135 makine imalatının yapıldığı işletmede üretimin %90'ı ile iç, %10'lu kısmı ile dış piyasa taleplerine yanıt veriliyor. Portekiz, Romanya, Makedonya, Tunus, Mısır, Cezayir, Irak ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında yer alıyor. Avrupa standartlarında makine üreterek yurt dışına ve 8-10 tane yurt dışı ülkelerine ihracat yaparak bunu bize biraz daha kendimize özgüvenimiz geldi. Bir İtalyan kalitesinde üretim yaptığımızı tahmin ediyorum ve müşterilerimizin bize verdikleri güvenle bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz ve gittikçe bir dünya markası olma hedefimizi çabamız gösteriyoruz. Çırağı olmadığınız işin ustası olamazsınız sözünün hakkını veriyor Mehmet Efe. Dişiyle tırnağıyla kazıyarak geldiği nokta gurur vesilesi oluyor. Vücut ve beyinle işin içine girerekten imalatımda, servisimde, montajımda, müşterilerimle işin içinde olduğum için yani işin çıraklığını da yaptım, ustalığını da yaptım ve şu anda hem patronluyum hem de yine çırağıyım diyebilirim. Müşteri talepleri karşısında kısa sürede çözüm üretmemiz, tercih edilmemizin temel sebeplerinden diyor Mehmet Efe. Biz müşterilerimizle sürekli iyi diyaloglarımızda ve müşterilerimizin sıkıntılarını zamanında hızlı bir şekilde giderdiğimiz için ve görüşmelerimizde, samimiyetimizde, samimi olduğumuzu bildikleri için müşterilerimiz bizi her geçen yıl daha da çok tercih ediyor ve referanslarımız da iyi olduğu için bir müşteri 10 müşteri getiriyor. Girişimcilere sesleniyor Mehmet Efe. Kendi başarı hikayesi üzerinden örnek veriyor. Kimseden bir şey beklemeden, çalışarak ama çok çalışarak kendi işinizin patronu olabilirsiniz diyor. Tabii bu gelişimde ekibin payını da unutmuyor. Tahmin etmediğim bir yere geldim. Ben sıfırdan geldim. Hiçbir kimsenin desteği olmadan, hiçbir şeyin olmadan tamamen kendi çabalarımla ondan sonra ve ekibimle işte yetişen kardeşimle ve oğlumla birlikte bu duruma girdim. Doğaltaş sektörünün gelişimi makine sanayinin gelişiminden bağımsız düşünülemez. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Efe, Türk makine sanayinin kalite standardının yükseltilmesinde doğaltaş sektörü temsilcilerinin teşviğine ihtiyaç var diyor ve onlara çağrıda bulunarak sözlerini noktalıyor. Yabancıyı değil, yerliyi tercih edin. Madenlerin, doğaltaşın işlenmesi için makinelere ihtiyaç var. Ve bu makinaları da biz Türkiye'de belli bir noktaya geldik. Yani üretmekte kalite açısından veya işte tercih açısından
Bizim mermerlerimiz yıllardır işte durumları çok iyi olanlar İtalya'dan, yurt dışından makine alıyorlardı ve İtalyanları kalkındırıyorlardı. Bizim Türkiye'mizi kalkındırmak için çaba gösterseler, Türkiye'yi teşvik etseler, Türkiye'deki aldıkları makinaları da yurt dışındaki aldıkları makinalar kalitesini isteseler, ona göre bedel ödemeye gayret etseler, bizim Türkiye'deki hem makineciler hem de mermerciler ve Türkiye'deki aldıkları makinaları her zaman avantajlıdır. Servis konusunda, yedek parça konusunda bunlara ihtiyaç vardır. Türkiye ekonomisini daha güçlendirmek, daha iyi noktaya gelebilmesi için iki taraflı bizim hassasiyetimiz ve mermer sektörünün bize vereceği değerle bunlar bütünleşip ve biz de bir dünyada bir mermerin beşiği olabiliriz yani.